Merhaba. Zaman makineleri hala bir hayalden ibaret olsa da kendimizi geçmiş dönemlere kaptırmanın ve o zamanların ruhunu hissetmenin en iyi yolunu biliyoruz. Nadir bulunan tarihi fotoğraflardan bahsediyoruz. Zamanda geriye bakmamızı ve dünyayı onlarca hatta yüzyıllar önceki haliyle görmemizi sağlayan gerçek zaman kapsülleri. Fotoğraf sanatı geçmişteki olayları, yüzleri ve anları yakalamamıza ve bunları zamanın somut hali olarak kağıt üzerinde saklamamıza olanak sağlamıştır. Fotoğraflar sayesinde eski şehirlerin sokaklarında yürüyebilir, atalarımızın evlerine girebilir, dünyaya onların gözünden bakabiliriz. Ayrıca geçmişte kaybolup gitmiş ama hala kalplerimizde ve anılarımızda yaşayan günlük yaşamın, modanın, mimarinin ve mobilyaların ayrıntılarını da görebiliriz. İşte bugünkü videomuzda sizlere ilginç vintage fotoğraflardan bir derleme hazırladık. Hadi başlayalım. Bu fotoğraf Hindistan'da bir otoyolda çekilmiş. İki fil hortumlarını birbirlerine uzatarak dokunaklı bir şekilde sonsuza dek vedalaşıyorlar. Bu filler 1960'larda farklı hayvanat bahçelerine götürülmüşler. Mücahitler bir nehri geçmek için deri çuvallar taşıyor. Afganistan 1980. Alman UB-110 denizaltısının makine dairesi. 1918. UB-3 sınıfı kıyı torpido botlarından SM-UB-110, marine için Hamburg'daki rıhtımlardan inşa edildi ve 23 Mart 1918'de denize indirildi. 4 ay sonra 19 Temmuz 1918'de İngiliz gemileri HMS Geri, HMS ML-49 ve HMS ML-263 tarafından batırıldı. 39 mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Bir süre sonra denizaltı rıhtımda onarılmak üzere karaya çekildi. Ancak proje tamamlanamadı ve denizaltının metalleri hurda olarak satıldı. Bu ve diğer fotoğraflarsa 1918 yılının sonlarında çekilmiş. Kuzey Atlantik'in soğuk sularında denizaltının içi o kadar ısınmıştı ki duvarlarda yoğuşma meydana gelmişti. Bölmelerdeki sıcaklık 37 santigrat dereceye ulaşarak tropikal bir havasızlık yarattı. Nem nedeniyle motor yağı parçacıkları teknenin etrafına yayıldı ve etrafındaki her şeyi kapladı. Her türlü sıvı bu yağlı çamuru hızla emiyor ve yiyecekler yağlı bir tad alıyordu. Hava bayattı ve ancak yüzeye çıkıldığında havalandırılabiliyordu. Ki bu da uzun bir yolculukta pek sık gerçekleşmiyordu. Isı ve yağa doymuş nem, lağım kokusu, sadece su üstündeyken denize sifon çekmek ve boşaltmak mümkündü. Ve duş olmaması nedeniyle yıkanmamış vücutların kokusu, limanlardaki denizaltıcıları pis kokan kişiler olarak ünlendiriyordu. Kongre binası merdivenlerinde American Star bisikleti. Amerika Birleşik Devletleri 1885. Bir çift Buffalo tarafından çekilen bir yük arabası. Güney Dakota, 1900. 1920'lerde Amerika'daki her siyahi adam ayrımcılığın ve beyaz zalimlerin olmadığı ana vatanlarına dönmeyi hayal ediyordu. Afrika onlar için cennet, bol yiyecek ve cezbedici bir özgürlük anlamına geliyordu. Beyaz Amerikalı aktivistler para topladı ve siyahileri ana vatanlarına döndürmek için bir hareket örgütledi. Liberya Devleti kuruldu. ABD'li eski köleler Afrika'ya geri döndü ve burada yerel kabilelerden toprak alıp onları köleye dönüştürdüler. Fotoğraf yeni köle sahiplerinin ailesini gösteriyor. Baba, anne, İki oğul ve üç köle kız, hizmetçi ve aşçı. Monrovia, Liberia, 1910'lar. 1925 yılında John Thomas Scopes'un davası başladı. Yetkililer onu Darwin'in türlerin evrimsel kökeni teorisinin okullarda öğretilmesini yasaklayan bir yasa olan, öğretilmesini yasaklayan yasasını ihlal etmekle suçladı. Öğretmen, dönemin en güçlü avukatları tarafından savunuldu. Yine de Scopes suçlu bulundu ve $100 ödemesine karar verildi. Yasa 1967 yılına kadar yürürlükten kaldırılmadı. Scopes davası tarihe maymun davası olarak geçti.
Kopman Fabrikası'nın ofisi 1911. Aleksandrovsk Rus İmparatorluğu. Fotoğraf ilk Sovyet küçük arabası veya mikro arabası olan Zaporoz Hets'i üreten fabrikanın günümüze ulaşan en eski fotoğrafı olması nedeniyle ilgilisi için oldukça önemli. Kentsel çöplerin nehre atılması 1910 Paris. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra doğal kaynakların mevcudiyeti, yeni buluşlar ve büyük bir pazar sanayide bir patlamaya neden oldu. İş gücüne olan talep de arttı ve 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında çok sayıda çocuk iş gücü saflarına katıldı. Fabrika ücretleri yok denecek kadar azdı. Bu nedenle çocuklar genellikle ebeveynlerinin en azından karınlarını doyuracak kadar kazanmalarına yardımcı olmak için çalışmak zorundaydı. 20 yıl içinde 1910 yılına gelindiğinde 15 yaş üstü çalışan çocuk sayısı 1,5 milyondan 2 milyona yükselmişti. Bu genç işçiler çocukluğun güzelliğini nadiren yaşayabildiler. Bilgi edinme ve hayata daha iyi bir başlangıç yapma şansı elde edebilmek için okula gitmek gibi bir lüks onlara nadiren tanınıyordu. Ağır işlerde çalışmak çocukların sağlığına onarılamaz zararlar veriyordu. Fiziksel ve psikolojik aşırı çalışma bir yana, çocuklar düşük kilo, bodur büyüme, omurga eğriliği, tüberküloz ve bronşitten muzdaripti. Özellikle kömür madenlerinde ve pamuk plantasyonlarında çalışanlar. Savaş öncesi birlik destek grubu. 3. Piyade Tümeni, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 1933-38. George Harry İngiliz kolonisi Uganda'ya gönderildi ve Uganda'da bir krallık olan Ankole'ye vergi tahsildarı olarak atandı. George Harry acımasız bir memurdu ve yerlilere kötü davranıyordu. Harry, 19 Mayıs 1905'te yerlileri dinlenmelerine izin vermeden kendisini Fort Portal'dan İbanda'ya taşımaya zorladı. Yerliler onu İbanda'dan 3 kilometre uzaklıktaki Katumu'ya taşıdılar. Subay orada bir hükümet konağında dinlenmek için durdu. Yorgun Ugandalılar Katumu halkına subayın sertliğinden bahsedince yerliler öfkelenmiş ve içlerinden Lutarka adında biri hükümet konağının bahçesinde oturan Harry'e bir mızrak fırlatmış, mızrak Harry'nin göğsüne isabet etmiş ve kısa bir süre sonra da ölmüş. Harry öldüğünde 33 yaşındaydı. Perry Adası'ndaki subaylar, Beach Club'ın avlusunda bulunan VIP gözlemciler, Sera operasyonunun bir parçası olan 81 kilotonluk bombanın patlamasıyla aydınlanıyor. 8 Nisan 1951. Denizdeki tatilciler güvenle yüzmek için halat kullanıyorlar. İngiltere. 20. yüzyılın başlarında banyo kıyafetleri. 1909. Bir polis memuru doğru beden olup olmadığını anlamak için sahilde bir kızın yüzme kostümünün uzunluğunu ölçüyor. West Palm Beach. Bir polis memuru 1957 yılında İtalya'nın Rimini kentinde plajda bikini giydiği için vatandaşa ceza yazıyor. Washington DC 1922. Kadınlar plajda tek parça yüzme kıyafeti giyerken bacaklarını gösterdikleri için tutuklanabiliyorlardı. 1920'li yıllarda birçok ABD eyaletinde bu kanunen yasaktı. Fotoğrafta bir plaj polisi denize giren iki kadını yüzme kostümleri çok kısa olduğu için tutukluyor. 1890'larda Belçika'nın Brüksel kentinde yerel bir pazara giden süt satıcısı aile. Avrupa'nın bazı bölgelerinde 20. yüzyılın başlarında bile el arabalarını çeken bir köpek görebilirsiniz. ABD'de bir Coca-Cola dağıtımı 1919. Sokakta park edilmiş bir BMW kar motosikleti 1936. Firavun'un mezarında öğle yemeği yiyen arkeologlar Mısır 1923. Görünüşe bakılırsa bu arkeologlar korkunç Firavunların laneti hakkında bir şey bilmiyorlar. Kabul etmelisiniz ki bir başkasının mezarında ziyafet vermek oldukça garip bir davranış. Kazıları finanse eden ve bu fotoğrafı çeken Lord George, kazılardan sonra aynı yılın Nisan ayında aniden öldü. İşte o zaman eski Mısır mezarını açan herkesin başına gizemli bir hastalık, kaza ve ardından ölüm şeklinde gelen Firavunların laneti söylentileri ortaya çıktı. Ancak gerçekte bunun bir açıklaması vardı. Howard Carter'ın keşif gezisinin üyelerinin çoğu 70 yaşına kadar yaşadı.
Ramses'in mezarını soyguncular gelmeden içerisindeki el değmemiş eserlerle keşfeden arkeoloğun kendisi de 64 yaşında yatağında öldü. Günümüzde arkeolojik keşif gezilerine çıkan Mısır bilimciler keşfettikleri mezarlara hemen girmezler. Çünkü artık eski mikroorganizmaların, gazların ve binlerce yıllık küflerin insan vücuduna zarar vereceği biliniyor. Bu yüzden keşfedilen gömülü odalar önce havalanması için açık bırakılır, daha sonra ekipler gaz maskesi takarak buradan hava örnekleri alır ve sonuca göre içeriye girilir. Alba Iulia, Romanya'da bir bulvar inşa etmek için 7600 ton ağırlığında bir apartmanın taşınması. 1987. Önce binanın yolundaki zemini düzleştirdiler. Sonra bir taraftaki temellerin altını oydular. Altına krikolar yerleştirilmiş arabalar getirdiler ve binayı geçici raylar boyunca yavaşça sürüklediler. Biraz ilerledikten sonra tekrar kazdılar ve evi tekrar sürüklediler. Resim evin yarısını gösteriyor. Hayvan başlıkları 19. yüzyılın ikinci yarısında tahnitçilik çılgınlığının bir devamı haline gelen tuhaf ve alışılmadık bir fenomen. Bu dönemde insanlar daha önce görülmemiş bir ilgi ve özveriyle yaratıcı sınırları zorlamanın yollarını arıyor, bazen de oldukça çelişkili uygulamalara başvuruyorlardı. Kütüphanedeki doldurulmuş ölü tavşanlar, öğrenciler. Bu tür düzenler ve görüntüler Victoria döneminde modanın zirvesindeydi. Ölü hayvanları insan rolünde kitap okumak, çay içmek, kroket oynamak gibi sıradan insan eylemleriyle tasvir etmek özellikle popüler kabul ediliyordu. Victoria dönemi modacıları arasında en çok değer verilen şey ise kişinin kafasına doldurulmuş ölü bir hayvan koymaktı. Bu modanın nüfusun en seçkin tabakası olan Victoria dönemi insanları arasında nasıl ve neden bu kadar rağbet gördüğü hala bir muamma. Yüksek sosyete mensupları sokaklarda başlarında çeşitli ölü hayvanlarla gururla yürüyorlardı. En yaygın şapkalar kuşlardı. Ancak sincaplar, fareler ve yavru kediler de nadir değildi. Hayvanların çürümesini önlemek için genellikle arsenikle doldururlardı. Geçmişin trendi buydu. Sosyete flört edip eğlenirken zehir yavaş yavaş vücutlarına yayılıyordu. Sağlık açısından oldukça tehlikeli bu modanın geçmesi onlarca yıl sürdü. 1940'larda Kentucky, ABD'nin en ücra ve ulaşılmaz köşelerine kitap götüren atlı kütüphanecilerden oluşan bir hizmet. Adolf Whitman tarafından yapılan Occultus veya Barbarossa robotu 1909 civarı. Robotun Barbarossa'nın muhteşem sakalı nedeniyle Barbarossa lakabını aldığı anlaşılıyor. Mucit Herr Whitman, insan hareketleri yapabilen, konuşabilen, şarkı söyleyebilen ve hatta ıslık çalabilen bir robot yaptı. Whitman şöyle diyordu: "Dünyayı avucumun içinde tutuyorum. Evrenin imparatoru olabilirim. Diğer tüm insanları kölem yapabilecek yapay bir insan icat ettim. Bir robot kurşunlardan ve mermilerden korkmaz. Fabrikalardaki ve gemilerdeki kölelerin yerini alabilir ve ben de tüm gezegeni satın alabilirim." O zamanlar robotun yapımcısı bir dahi ve deli olarak görülüyordu. Daha sonra bu robot Barbarossa'ya ne olduğunu hiç kimse bulamadı. Deneysel pervaneli araba, Amerika Birleşik Devletleri 1921. Amerikalı bombardıman kurbanı Dan Son Huol, Kamua Yarımadası'ndaki bir mangrove bataklığında doğaçlama bir ameliyathaneye taşınıyor. Bu gerçek bir çekim ve sahnelenmemiş. Ancak fotoğrafçı bu kareyi dikkat çekici bulmamış ve basına hiç vermemiş. 1970. Türleri azalmadan önce bir fil sürüsü gerçekten de bir sürüydü. 1976 yılında Kenya'da çekilen bir fotoğraf. 12 Temmuz 1929'da o dönemde dünyanın en büyük ve en ağır uçan teknesi Dave Dornier DOX ilk kez havalandı. Uçak her biri 610 beygir gücünde, güçlü ve yüksek irtifa sağlayan Amerikan şekilli su soğutmalı motorlardan güç alıyordu. Versay Antlaşması Almanya'nın çok motorlu ağır uçaklar üretmesini yasakladığından Dornier özellikle bu uçağın yapımı için İsviçre'de Konstanz Gölü kıyısında bir uçak fabrikası kurdu. DOX'in bir başka rekoru da 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar rakipsiz kaldı. 20 Ekim 1929'da 150 yolcu ve 19 mürettebatla havalandı.
Bu, hiçbir uçağın 50'den fazla kişiyi taşımadığı o günlerde kesinlikle fantastik bir değerdi. Ancak bu kapasitenin kimsenin işine yaramadığı ortaya çıktı. Kitlesel yolcu hava yolculuğu ve çok koltuklu Airbus'lar döneminden neredeyse 30 yıl önceydi. DOX maksimum konforda seyahat edebilen 66 yolcu için lüks bir uçan otele dönüştürüldü. Ancak bu kapasitede bile talep görmedi. Zaten 1933 yılında sadece 70 uçuş yaptıktan sonra Havacılık Müzesi'ndeki son park yerine gönderildi. Orada 1943 yılında İngilizler tarafından bombalandı. Uçan devin tasarım ve inşasında yer alan katılımcılardan işte bir enstantane. Öldürülmesinin 1. Dünya Savaşı'nı tetiklediği Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand, 1894 yılı civarında gerçek bir mumya lahiti içine girerek poz veriyor. Pandora TR kanalımızdan bugünlük de bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi unutmayın. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.